Şimdi Beşiktaş çok iyi bir kadro kurdu. Çok önemli işler yaptılar. Özellikle Sayın Çebi ve ekibinin bu süreçte geçen sezondan beri devam eden süreçte tebrik etmek gerekiyor. Ama takımın bir tane stoper eksiği var. Siz sezonu 3 stoperle girdiniz. 3 kulvarda mücadele eden bir takımsanız. Ligde şampiyonluk, Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefliyorsanız, Avrupa'da ses getirmek istiyorsanız 3 stoperle yola çıkamazsınız. 4 tane alırsın. Dört tane stoper ne olur. Ha buna rağmen Topalı oynatıyorum kardeşim dersin. Joseph oynatıyorum dersin. Ha o zaman da performansa göre duruma göre ben seni eleştiririm, başkaları eleştirir, ben alkışlarım bilemiyorum onu. Ama sen hocanın eline yönetim olarak doğru malzemeyi vermek zorundasın. Geçen sezon yoktu mesela Şampiyonlar Ligi ama yine aynı e, alternatifleri kullandı. Bakın geçen sezon biz şunu alkışladık. Sergen Hoca kısıtlı imkanlarla başladı sezonda her oyuncusundan verim alarak evet. şampiyonluk yaşadı ama bu her zaman böyle olmaz ya o o, o kadroyla da yani Vida, Wellington işte e, Montero Şampiyonlar i̇şte orada, Ligi yokken ki orada, bak, zorlandığı noktalar oldu, ki, eleştirildikleri de oldu ama şimdi, şimdi bir de Şampiyonlar Ligi var. Şimdi orada Necip'i kullandınız. Necip süper oynadı. Hatta Kadıköy'de Necip Montero ikilisiyle 4 galibiyete ulaştınız. Evet. Ve biz de bunu alkışladık. Ama siz sezonu Necip'le Montero'yla oynayamazsınız. Bir maç olur, iki maç olur. Bak mecburiyetleri anlarım. Senin olsun bir tane daha Montero'nun olsun. Benim kafamdaki düşünce Wellington'da Montero yedek bırakacak. Vida'ya ve bütün savunmaya liderlik edecek kalibrede bir stoper. Hatta dün tekrar o Pepe döneminde şey hayalim vardı benim. Çorluk'a gelsin istiyorum. Çünkü vidayı bu seviyeye yükselten adam milli takım performansı çorlu kadır. Yine baktım ona 35 yaşında. Bu sezon oynamamış herhalde hiç. Yani o kalibrede bir stoper hayalim vardı. Onu geçtik stoper almadı. Şimdi bu maçı kazandı. Eyvallah. Ama devre arasında, devre arasında kadar ne olur ne yaşanır bilemiyorum ama devre arasında mutlaka mutlaka Beşiktaş'ın <laughs> bir şekilde stoper takviyesi yapması şart. Yoksa ne olacak biliyor musun? Muhteşem bir kadro kurduk. Kalecilerimiz harika. Sabekler Rozi'ye uçuyor. Sakatlanmıyor. Cezalı duruma düşmüyor. Hiçbir şey olmuyor. Solda zaten işte 3 tane oyuncu arasında çılgın bir yarış var. Atiban var. Josef'in var. Salih'le Topal onları yedeklemiş. İleride Batşuay'ı uçana kaçana vuruyor. Gezal geçen sezonki performansla aşacak falan. Ama aa, biz stoper almadığımız için Gelene geçene gol yiyoruz. Mesela Kolkır alınsaydı, ya, Montero yine getirilseydi bak, Walker, o zaman sana okey olur muydu? Kolkır değil. Ahmet, Mehmet birisi ya stoper ya bir tane stoper ya. Git Trabzon'dan Hüseyin Türkmen'i iste ne bileyim. Kirala bir şey yap. Olmaz yani. Üç stoperle bir bu seviyedeki bir takım böyle hedefleri olan bir takım sezonu üç stoperle oynayamaz. Olmaması gerekiyor sürekli işte takımlarımızı eleştiriyoruz. İşte ya o kadar transfer yapılır olmadı. Bak Fenerbahçe bunu yaşadı. Geçen sezon yaşadı ya. Evet. Geçen sezon Fenerbahçe birçok mevkide çok önemli transferler yaptı. Çok güçlü bir duruş vardı. Görünen oydu. Ama soldaki, sol açık pozisyondaki adamın Perot değil. Orada banka oynayacak adamın Perot değil. Perot değil sakatlığını bilerek, o kumarı oynayarak aldı. Sonra oraya Pelkas'ı çektin. Pelkastan belki de hani normal bir sol açıktan daha yüksek performans aldın olabilir. Ama şu anda böyle bir oyuncu bulamıyorsun stoperde. Fenerbahçe'nin o zaman sağ açı Sezona başlarken Sinan Gümüş'tü. Evet. Şu anda da yani bu takım bu futbolu oynarken sürekli arkasına bakıp da ya stoperde Hı. kim var? Yine hata mı yapacağız vesaire. Bir de zaten şu anki senin stoperlerini güçlü kılan önlerinde oynayan Joseph Bak Joseph'in yerine X bir adam koyalım. Daha vasat bir adam koyalım. İnan o zaman Wellington'la Vida'nın defoları çok daha fazla ortaya çıkar. En büyük zaten orada şansı Josephin. çok daha olması. ortaya çıkar. Mesela Gustavo güzellemesi yapıyorduk biz geçen sezon. Çünkü Fenerbahçe'nin stoperleri doğru oyunu oynayamıyorlardı. Bak yeterlilik ayrı bir şey. Ama haddini bilirsin, güçlü yanlarını bilirsin, zayıf yanlarını bilirsin. Ona göre oynarsın. Fenerbahçe'nin stoperleri Doğru oyunu oynayamıyorlardı. Gustavo sürekli geriye gelip anormal toplar kesiyordu. Gustavo'ya alkışlıyorduk biz. Halbuki oradaki oyuncunun, Gustavo'nun kesildiği kadar hücuma da katkı yapmasını hayal ediyoruz. Ama adamın bunu ayıracak mesaisi olmuyordu. Beşiktaş'ta ne görüyoruz biz? Aa Atiba'ya bak her şeyi yapıyor. Niye? E, yanına Josef koydum. Josef diyor ki baba sen git ileride takıl ben burayı toplarım diyor. Bak oradan Josef'i çek, inan işte... Ersin diyoruz ya Ersin gol yemedi. E Kaleye 4 tane top gelmiş zaten. Evet. 4 tane de tutsun. Peki e, şimdi bir isterseniz Sergen Yalçın'ın versiyonu açıklamalarını dinleyelim. Karşılaşma sonrası her iki takımın teknik direktörü de neler söylemiş bir bakalım. E, Kadro ile ilgili olarak evet. ama ben özellikle şu cümleye çok dikkat ettim umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız kendisi de bayağı bir <laughs> herhalde etkilendir bu evet, e, evet. durumdan ne evet. söyleyeceksin? Bir kaos ortamı oluştu <laughs> Ya oluşabilir yani bu futbol maçı oynuyoruz sakatlık olacak kart olacak bunlar kaos ortamı da oluşabilir ama kenarda teknik adamın işi zaten e, bu iş %50 zihinle yapılıyor. Yani görüp hamleleri yapabilmek. Yani Kasparov olacaksınız gerektiğinde o hamleleri yapabilmek için. E, sıkışır bazen 15-20 dakika aklınız durur ne yapacağınızı bilemezsiniz. Çünkü yaptıkları çok büyük iş. Milyonlarca insanın duygusuna hitap eden bir iş yapıyorlar. Yani yapacakları hamle insanların, milyonlarca insanın üzüntü ya da sevinç duygularını etkileyen şeyler. E, yarınki maçı, bir hafta sonraki maçı etkileyen şeyler. O yüzden o kaos ortamından, o, o aklın durduğu anlarda bir anda e, hızlı karar vericilik önemli. Ee, Sergen Yalçın da o kaos ortamları bundan sonra da oluşabilir. Orada neyi ne, ne kadar çabuk çözdüğün mühim. Şimdi tercihleri ben şu yüzden söyledim. Bak alternatif isimler: Gökhan Töre, işte Kenan, dün oynayan e, arka tarafta Topal, zaman zaman Salih, Necip vesaire. Bunlar bilindik 11'ini aklımıza getirelim Beşiktaş'ın 9'u sahada olsun. Az önce saydığım alternatif isimlerden de bir iki tanesini araya serpiştirdiğin zaman bunlar o işleyen sistem içerisinde uyum sağlar, kaynar arada. Yani e, beraber ayak uydurabilir, performansı daha yukarıda görebiliriz. Ama bunların altısını, yedisini bir anda sahaya koyduğun zaman başka bir Beşiktaş oluyor sahada. Bu benzemez hale geliyor. Dün yaşa, yaşanılan da oydu. Mesela Gökhan Töre. Şu kadro yapısı içerisinde bir şans bulup değerlendiremediğin zaman ben forma bulamıyorum şikayetinde bulunmayacaksın bundan sonra. Mesela Dortmund maçında da aynı şekilde aldığı süreyi hiç kullanamadı. E, i̇kinci sezonu geri dönüşü yıllar önce vardı Beşiktaş'ta ama şimdi bir buçuk sezonda Gökhan Türen'in Beşiktaş'a kattığı neredeyse hiçbir şey yok. İşte söylüyorum ya geçen sene bir Erzurum maçı mı Rize maçı mı aldı gitti gol attı. E, biz, biz Ahmet yani 40 maçta da hücum oynayan bir oyuncu katkı yapsın. Kenan beklenti ondan daha yüksek, daha büyük. Yani bu alternatif gibi görünen oyuncuların aldıkları süreleri çok iyi kullanması lazım çünkü bulamazlar. Bak öyle oyuncular var ki önlerinde daha bu, bu süreleri bulacak zamanları bile olmaz bir süre sonra. Bir bakarlar hop Beşiktaş forması uçmuş gitmiş çok kolay giyilecek formalar değil bunlar.